İslamcı'dan sonra bir de ülkücü hiç çekilmez İmamoğlu en doğrusu. Ya Mansur Yavaş'ın ne yanlışını gördüm? Ben gayet desteklerim Mansur Yavaş'ı bu arada. Seçim günü oy verdikten sonra seçim açıklarına kadar yayın yapacağım mı? Seçim açıklandıktan sonra da yaparım seçim sonucuna göre. <laughs> ee, İmamoğlu kazanırsa bu sefer İstanbul'u değil Türkiye'yi borçlandırır. Yani Türkiye şu an borçlanabileceği son yerde zaten. İmamoğlu'ndan başkaları borçlandırdı. Daha da ileriye götüremez diye düşünüyorum. Ee, bana vardı dendi 5 lira gönderip Bansur Yavaş Kürdistan kurmak isteyen Cihangir solcularının oyunu alamaz ama Eko alabilir. Aralarındaki tek fark bu. Yanlış anlaşılmasın. Aday olursa ben de Eko'ya oy veririm ama separatistlerin anasını sikeyim <laughs> <Alak. gülüyor> Teşekkür ederim bağışın için. Oyluk bir şey yok ki oğlum yani şu an Türkiye zaten çok borçlu dünyada en fazla yani bütçe en fazla borcu olan 6. ülkeyiz arkadaşlar yani ne, neyden bahsediyoruz. Mansur ülkücü inceye solcu diye oy vermeyenlerin bip bip. Çok romantik düşünüyor chat. Mansur Yavaş yaşını başına almış adam artık taze kan lazım ekoyluk adaydır bence. Erdoğan'ı da çok rahat başa baş çıkar. Eko yeni cumhurbaşkanı olur. Parlamenter sistemde Mami de başkan olur. Hayalimdeki yönetim KK'de kenarda takılsın. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Burayı kimse düşünmüyor. Şu anki sisteme göre düşünüyoruz. Şu anki sistemde cumhurbaşkanlığı çok kuvvetli bir makam. Lakin biz eski parlamenter sisteme geri dönersek cumhurbaşkanlığı yani açıkçası göstermelik bir makam. Anladın mı? Yani meclis yapardı, gönderirdi, işte bir kere veto etme hakkı vardı. Sonra meclis tekrar gönderirdi falan, ikinci de üçüncü de kabul ediliyordu. Chartert. E, o yüzden muhtemelen cumhurbaşkanı olan adamın eski sisteme döndükten sonra e, pek bir şey olmaz gibi mi geliyor? Başbakan daha önemli olacak. Orada asıl başbakan kim olacak? <laughs> Bence CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı Adnan Menderes olmalı Peki şu yok mu? Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu. Mansur Yavaş da başbakan. Ananı sikeyim Oo. Oh. <laughs> Çok güçlüler Olamaz Şimdi yükseldiniz hemen sizi düşürüyorum. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan. Ooo hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> ne terliyorum. Peki daha da şimdi gidiyoruz. Erdoğan Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Başbakan. Ooo terliyorum. Hayır. <laughs> Daha yani böyle harbiden Erdoğan Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu Başbakan. Fena. ...gibi anladım ama. Bilmiyorum. Hiç. Ne o? Abi Allah aşkına İmamoğlu'ndan ne gibi bir proje bekliyorsunuz? Zaten CHP Kılıçdaroğlu gibi bir kukla yönetirken İstanbul'da kukla sistemiyle yönetiyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Ekrem olursa bakalım kuklayı kim yönetecek? İmam oğlu olursa ama Mansur veya Muharrem olursa kendi başlarına birilerinin etkisinde kalmadan yönetim yapabilirler bence. Ekrem İmamoğlu için söylediği şeye katılmıyorum ben. Ekrem İmamoğlu niye kutlu olsun ve şu an ne kutluluğunu gördün? Şu an için onu sormak isterim. Yellow TV Prime olmadan parasını bastırarak haber olmuş işte. Bu adam kudretli bir adam abi çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza eyvallah. Evet bekliyorum. Amerika'dan emir alıyor, Batı'dan. Güçlendirilmiş parlamenter sistem derken belki de bunu değiştirmekten bahsediyorlardır. Hmm. Olabilir. Evet, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Armağan Kağan Budak Beşir'e gönderip direkt parlamenter sistem değil, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülür bence. Hatta ince çift anayasal yasama organı istiyor. Cumhuriyet Senatosu'nun geri gelmesi çok iyi olabilir. Umarım yapılan çalışmalar vardır sistemle ilgili. Bir şillaki var. <laughs> Ekrem Ayasofya meselesinde niye Yunan kanallarına çıktı? Ya şöyle Yunan kanallarına özel demeç vermedi bildiğim kadarıyla. E, psikolog ve ikisi de aynı abi. Prime daha iyi ama. Ama öteki de aynı ya yani, çok kuruş oynar arada. E bunu bana ya da Ekrem Amca'mla değil Yunan kanallarına sormam lazım. Çünkü ben de burada konuşuyorum. Herhangi bir televizyon kanalı beni alıp koyabilir ve ben şey derim hani aga ne bileyim. Sol alttaki Clark Kent mi? Hoş geldin şekerim. Demin bir uçuşa çıkacağız. Abone olurken yazacaktım yazamadım. Bence aday beğenmeme gibi durumumuz yok. Başımızdakilerin gitmesi için her şeyi yapmamız gerekli demiş. Ya da, katılmıyorum. Yani yansım e, felsefesine katılmıyorum ben. E, Shakespeare'ın değil L'Oreal. 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 L'Oreal abone olmuş. Onu zaten okumuştum. Teşekkür ederim. Neyin sesi geldi bu? Stream şey bozuldu. Stream bozuldu. Geç. Bana vardı hem de 5 lira göndermiş. Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayı milliyetçilerden, kürtçülerden, avrasyacılardan. Hayır avrasyacılardan değil. Bana bakın bir daha avrasyacı kelimesini bu kanalda duymak istemiyorum. Avrasyacılardan, liberallerden, lgbtqia plus çev ve çeviricilerden ve biraz da muhafazakarlardan oy alması lazım. Böyle zorluk mu olur amına koyayım. Allah da koysaydınız karşıya demiş. E, on 14. ayını kutlamış abi. 14. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Koskoca 14 ay nice aylara. Ee, abi. Milliyetçilerden. Kürtlerden. Liberallerden. LGBT'ler mensubu insanlardan ve çevrecilerden biraz da muhafazakarlardan bak bu Türkiye'de oy alabilecek yemin ederim tek bir insan var. Ya hepsinin hem nefret edebileceği hem oy verebileceği tek bir insan var. Bir tane. Bak 83 milyonda bir. Yemin ederim benim. <laughs> Bak. Allah kitap çarpsın. Yani çünkü <laughs> hem Müslüman olup hem İslam'a eleştiri getirebilen hem milliyetçi olup hem Kürtlerin haklarını savunan hem Türk milliyetçisi olup hem Kürtlerin haklarını savunan yani Ekonomide liberalizmi olabilir deyip liberalim diyen Ali Babacan'ı eleştiren muhtemelen tek bir insan var ülkede. Hani hepsinin hem nefret edebileceği hem oy verebileceği derken onu demek istedim. <laughs> çok değişik. Çok değişik. Bu nasıl bir kompleks amına koyayım? Kanka ben çok egoist bir adamım ha. Ben hep bak arkadaşlar ben hepinizden üstünüm. Öyle değil mi? Şu anda da kompleks yapıyorum. Ben seçilmiş bir adamım. Oo. Oh. Hmm. Ego, de ego sulan. Tapın bana. Mansur <laughs> Başkan Ankara için kurallar ve işler için kendi başına karar alabilirken İmamoğlu yönetiminde ki İstanbul'da ben şahsen değişim görmedim. Parlamentar sistem gibi İstanbul'u bir CHP topluluğu yönetiyor. Ben buna karşıyım. Kim başkansa o yönetsin. Benim fikrim bu. İyi e o zaman padişahlığı geri getirelim. Tek bir insan yönetsin meclis yerine abi. Nasıl fikir? Sen anladığım kadarıyla onu istiyorsun. Bir minik drop girdi ama. Evet. Bir başkan olsun, o yönetsin. Bu tek adam. Biz buna karşıyız zaten. Bir Mansur Yavaş da böyle bir şey yapmıyor. Yakasına sana söylemiyorum. İleride bir yer aday olma gibi bir fikrim var mı? Parti şart değil, bağımsız olarak. Vallahi kanka yani bilmiyorum. Bakalım hayat ne gösterirse ya. Bana ciddi ciddi bir sürü mesaj geliyor bu konuda. Cidden hani gir şuraya gir buraya gir ya da girecek misin diye. Ama şu an böyle hiçbir düşüncem yok. Şu an yayın e, işleri çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. E, böyle insanlara şu an yararlı olduğumu düşünüyorum. Gitti yere kadar. o daha 22 yaşındayım. İleride hayat ne gösterecek ne olacak ne bitecek bilemeyiz ya. Yani. Başka bir dünyada olacağız. Transhumanizm savunurken milliyetçi olmak biraz garip. Çok o milliyetçilik anlayışınıza göre değişir, değişir ya. Benim milliyetçilik anlayışım Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan insanları sevmek, onların iyiliğini düşünmek. Bu benim için milliyetçilik. Abi Türkler çok iyidir, geri kalanın kellesini keselim. Biz çok üstünüz, en iyi ırk biziz falan değil. Eee... Kuyu için Twitch ben de abone olmuş. Gift Made of 4. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah yapıyorum sen. Atatürk milliyetçiliği. Türkiye Cumhuriyeti devleti altında yaşayan herkes Türktür. Haha Bana var demdi. 5 lira göndermiş. İslam eleştirsen Süleymancı ve Nurcu seviyesindeki Müslümanlar oy vermez. Ama hoppası olan aile baskısı altında büyüyen zorla kapanan İstanbullu K-pop fanı kızlardan oy alabilirsiniz Zaten tipinde var. Yürü ya kulum. <laughs> Değil mi? Şeylere onlar geliyor bu Toplanıyorlar ya konuşma yapıyorlar ya Siyasiler en önde onlar böyle Pankart falan kaldırıyorlar Anime kızları gerçek olacak Arkadaşlar ilk siyasi protesto Şeyimiz budur ee, Sözümüz Anime kızları gerçek olacak %100 aptal anime kızları yataklarını Kaybedip gece sizlerin yanına gelecek Size diyecek ki Oh, merhaba. Yatağımı kaybettim. Bugün senin yanında yatabilir miyim? Partimizin kurulma amacı budur. Bu hangi partiydi? Unuttum. Eren Armstrong Twitch Prime'la abone olmuş. Erencim hoş geldin canım benim. Eyvallah, çok sağ ol. Baştarısın abi. Peptit 26 Twitch Prime'la abone olmuş. Peptit çok teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Hayır, çok güçlü. Aynen öyle. Herkes oylarını bana verecek. Hem bu ee, anime kızlarıyla bence 50 yaş üstündeki azgın dayıları da alabiliriz cebimize. Bize oy verirler diye düşünüyorum. Anime kızı deyince chat nasıl hızlandı gördün mü? O kızı mı? Partinin adı ne? Az önce dedim ya 3 tane partimiz var arkadaşlar. Türkçe Libertarian Ekotransumanist Devrenler Arası Turan Cumhuriyeti e, Turancı Satanistler Partisi Furici anime kızları partisi. Bu üçü